Merhaba sevgili öğrenciler. Bir önceki videomuzda sizlere saatimizi tanıtmıştık. Saatimizin nasıl okunacağını, bir günün nasıl geçtiğini anlatmıştık. Şimdi ben bir küçük çizelge hazırladım. Saatleri öğleden önce nasıl okuyoruz, öğleden sonra nasıl okuyoruz? Alıştırmalarla beraber yapmaya çalışalım. Şimdi saatimiz şöyle olsun. Veya şöyle getirelim. Evet. Öğleden önce bu saati nasıl okuyacağız? Biliyorsunuz öğleden önce okuduğumuzda normal rakamlarımızı okuyarak başlıyorduk. Ve kuralımız neydi? İlk önce akrebi okuyoruz ve yazıyoruz. Sonra yelkovanı yani dakikaları yazacağız. Şimdi inceleyelim. Saatimde şu anda akrep kısa olan kolumuz 2'yi biraz geçmiş 3'e doğru ilerliyor fakat 3'e gelmemiş. O zaman 3'e gelmediği için biz 2 olarak yazıyoruz. Öğleden önce saatimiz şu anda 2. Nokta. Şimdi dakikalarda sıra sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Saatimiz 2:40. Peki öğleden sonra aynı saati nasıl okuyacağız? Öğleden sonra olduğunda yine akrepten başlıyoruz. 12'yi geçtikten sonra ne yapıyorduk? 13, 14, 15, 16, 17 bu şekilde söylüyorduk. Bakalım. 12'yi geçmiş. 13, 14. Saatimiz 14'ü geçmiş ama 15'e gelmemiş. Hemen 14 olarak yelko akrebimizi yazıyoruz. Saatimiz 14 nokta. Dakikalar yine aynı. 40. 14, 40. Evet, bu şekilde okuyoruz. Şimdi saatimizi değiştirelim. Şimdi bakalım. Akrebimizi okuyalım. Önce öğleden önce okuyalım. Akrep 4'ü biraz geçmiş. 5'e henüz varmamış. O zaman öğleden önce saatimiz 4 nokta. Dakikaları sayalım uzun olan kolumuzu. 5, 10, 15. 4'ü 15 geçiyor. Peki öğleden sonrayı nasıl yapalım? Öğleden sonra 13-14 diye gidiyordu saatlerimiz. Yine akrepten başlıyoruz. Kuralımızı unutmuyoruz. 12'den sonra sayıyorum. 13, 14, 15, 16. Saatimiz 16'yı geçmiş. Ama henüz 17'ye gelmemiş. O yüzden 16. Yani 17 dediğim 5'e gelmemiş. 4'ü geçmiş. 4, 16 olduğu için 16'yı koydum. Nokta. Dakikalar yine aynı. Dakikalar öğleden önce ve öğleden sonra yine aynı yazılıyor. 16, 15. Birkaç alıştırma daha yapalım. Evet. Şu anda öğleden önce bu saati nasıl okuyacağız? Hemen inceliyoruz. Saatimiz 6'ya doğru çok yaklaşmış fakat dikkat edin 6'ya henüz ulaşmamış. Nereden anladım? Şöyle olsaydı 6'ya varmış olacaktı. Tam 6 olacaktı. Bakın. Fakat henüz 6'ya gelmemiş. Biraz daha geride. Dakikalar kısmı. Yelkovanımız. O zaman ben yine saatimi 5 olarak yazıyorum. Çünkü 6'ya henüz ulaşmadı. 5 nokta. Şimdi dakikalar için yelkovana bakıyorum. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 5, 50. 5'i 50 dakika geçiyor. Zaten bu her seferinde beşer beşer saymanıza gerek kalmayacak. Siz okudukça bunlar artık kafanıza yerleşecek ve ezberleyeceksiniz. Baktığınız zaman direktmen saati 5:50 olarak söyleyeceksiniz. Uzatmayalım. Öğleden sonra peki bu saati nasıl okuyacağız? 5:50 olarak söylemiştik öğleden önce. Öğleden sonra olduğunda 5'in kaç olduğunu hatırlayalım. İlk önce yine akrebimizi yazıyoruz. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Dakikamız yine aynı. Diğer sabahki dakikayla 17:50. Saatimiz 17:50 geçiyor. Peki şunu ben size göstereyim. Burada genelde saati okurken öğrenciler bazen yanlış okuyorlar. Mesela gece uyuyorsunuz. Yeni bir gün başladı. Saat şu anda 00:00 diye söyleniyor. Çünkü 12'yi sizi yanıltmasın. Daha yeni bir gün başlıyor. Diyelim ki bir pazartesi günü başlıyor.
Şöyle olmuş. Saatimiz biraz ilerlemiş. Şöyle olmuş. Akrep henüz 1'e gelmemiş. O zaman saatimiz 0. Hatta 00 diyelim şöyle. 00 nokta. Yelkovana bakalım. 5, 10, 15, 20. Saatimiz 00:20. Evet. Peki öğleden sonra bu saati nasıl okuyacağız? Öğleden sonra da saatimiz ilk günümüz başlamış. Saat 12'ye gelmiş. 13'e doğru gidecek. Fakat henüz 13'e gelmemiş. 12'de. O zaman 12 nokta dakikalara bakalım. 5, 10, 15, 20. 12'yi 20 geçiyor. Birkaç alıştırma daha yapalım. Evet. Biraz daha ilerleteyim saatimi. Şöyle olsun. Evet. Öğleden önce nasıl yazacağız? Yine akrebimize bakıyoruz ilk önce. Akrebimiz 6'yı biraz geçmiş. 7'ye doğru ilerliyor. Fakat 7'ye varmamış. O zaman 6 yazıyoruz. Hatta sevgili çocuklar, başına bir 0 da koyabilirsiniz. Neden? Koyalım. Diyelim ki siz sadece 6, bir dakika şeyi saati de yazalım da ondan sonra onu açıklayayım. Yelkovanı sayalım. 6'yı geçmiş akrebi yazdık, saati yazdık. Şimdi dakikaları yazacağız. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Saat 6'yı 40 geçiyor. Öğretmenim, başına 0 koydun. Niye koydun? Diyelim ki başına 0 koymadınız. 6:40 yazdınız. Okulda çalışıyordunuz. Yanınızdaki arkadaşınız müziklik olsun diye geldi buraya, bir tane rakam yazdı. 1 koydu mesela. Ne oldu? Saat 16:40 olur. Yani eğer biz buraya 0 koyarsak başkasının buraya gelip bizden habersiz bir rakam koymasını engellemiş oluyoruz. Bu 0'ın bir değeri yok aslında ama o boşluğu doldurmak için bir 0 koyduk. 6:40 olarak yazdık. Evet, yukarıda da yazmıştık. Şimdi bunu öğleden sonra nasıl yazıyoruz? Ona bakalım. Öğleden sonra yine akrepten başlıyoruz. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Dakikalarımız yine 40 daha. 18, 40. Evet, bir tane daha yapalım. Evet. Şöyle olsun. Öğleden önce saatimiz 10. 11'e varmamış. O zaman 10 yazıyorum. Saat kısmına 10'u koydum. Şimdi dakikalar kısmını dolduracağım. Dakikalar için yelkovanı sayıyorum. 5, 10, 15, 20, 25. Saatimiz 10'u 25 geçiyor. Öğleden sonra olduğunda, öğleden sonra bölümüne, saatimizin yine akrepten başlayarak saat önce saati yazıyoruz. Sayalım. 13, 12'den sonra 13. Öğleden sonraya çünkü o şekilde sayıyorduk. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 nokta. Dakikalar yine aynı. 25'te. 5, 10, 15, 20, 25. Siz zaten saatler üzerinde çalıştıkça artık bu dakikaları veya akrebi saymamıza gerek kalmayacak. Çünkü sürekli söyleye söyleye, yaza yaza alışacaksınız ve ezberleyeceksiniz. Ve saatleri daha kolay yapacaksınız. Sizlere benim burada tavsiyem, bu şekilde küçük bir masa saati alın. Evinizde, ailenizle beraber otururken saati arkadan çevirin. Çeşitli alıştırmalar yapın. Ailenize sorun, onlar size sorsun. Böyle bir ailecek bir alıştırma yaparsanız saatler konusunu daha sık, daha çabuk anlarsınız. Varsa abiniz, ablanız veya kardeşiniz, onunla beraber de çalışabilirsiniz. Ya da okulda arkadaşlarınızla çalışabilirsiniz. Evet, son bir alıştırma yapıp dersi bitirelim. Arkadan çeviriyorum. Şöyle olsun. Evet. Öğleden önce saatimiz kaç? Bakıyoruz. Saat akrebimiz 11'i geçmiş. 12'ye varmadığı için biz 11 yazıyoruz. 11 nokta. Dakikalara bakıyorum. 5, 10. 11'e 10 geçiyor. Saat 11, 10. Öğleden sonra olduğunda
Yine akrepten başlayacağım tabii ki. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Saatimiz 23. Nokta. Dakikalar kısmı yine aynı. Sabahki saatle. 5, 10. 23, 10. Evet. Saatler konusu bu şekilde. Muhakkak bir saat üzerinde kendiniz onu çevirerek ailenizle beraber birbirinize sorarak uygulama yaparsanız çok çabuk öğrenirsiniz. Bol bol alıştırma yapmaya özen gösterin.